Hocam son anketinizde bir önceki yaptığınız anket arasındaki fark nedir? Ali Bey, ben öncesinde tabii her ne kadar Rütük sizi çok sıkıntıya sokmasa bile bizi seyreden seyircilere araştırmanın kısaca bir kimliğinden dolayısından bahsedeyim. Daha rahat olur, öyle düşünüyorum. Bu araştırma Türkiye seçmeninin 1/10'uyla yapıldı. Yüz yüze yapıldı, öncelikle onu söylemiş olalım. Türkiye'nin 30'u büyükşehir olmak üzere 71 ilinde 5750 kişiyle yapıldı. 18 yaş üstü 5750 kişiyle yapıldı. Türkiye'deki seçmen sayısının 1/10'una karşılık geliyor bu şeyler. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde demografik verilere uygun bir çalışma olarak yapıldı. Çalışmanın finansmanını da, MAK Danışmanlık bir anonim şirket olduğu için finansmanı çok şeffaf bir firmayız biz. Abone sistemiyle çalışıyoruz. Abonelerimiz için yapılmış ve finansmanı da abonelerimiz tarafından karşılanmış bir araştırmadır, yapmış olduğumuz araştırma. Şimdi sorduğunuz soru üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, biz her ay bu sayıyla ya da bu sayının katlarıyla, yani yarısıyla ya da iki katıyla, tabii bu imkanlara bağlı ve farklı şartlara bağlı bir araştırma yapan bir firmayız. Geçen ay yapmış olduğumuz araştırmada sorduğumuz sorular, aynı olan sorular var, farklı olan sorular var. Şimdi ben bu girişi yaptıktan sonra top sizde, ne sorarsanız onun üzerinden bilebildiğim kadarıyla araştırmaya da bakarak paylaşmak isterim. Aynı sorduğunuz sorulardaki fark nedir? Yeni sorduğunuz sorudaki tabii sonuç işte, nedir? Şimdi öncelikli olarak yarın seçim olsa şeklinde sorduğumuz soru var. Ama bizi seyreden seyirciler açısından biz de artık ekrana çıka çıka sizin kadar olmasa da gazeteci gibi olduk. Seyircilerin en çok merak ettiği konuyu en sona bırakmayı tercih ediyoruz ki. Kesinlikle. Dolayısıyla dikkatler sürekli burada olsun. Yani sizin kadar bu işi bilmiyorum. Yani sevgili hocam, insanların merak ettiği olan şu: AK Partiliyseniz ya da Cumhur İttifakı'nın bir parçasıysanız Cumhur İttifakı iktidarda kalıyor mu? Muhalefetseniz Cumhur İttifakı gidiyor, yerine kim geliyor? Soru aslında bu, onu son konuşacağız. En sona bırakalım. Şöyle, bu araştırmada üstadım, üç tane temel konu var. Bir tanesi, yani oylarla ilgili, partilerin oy durumlarıyla ilgili, Cumhurbaşkanı'nın durumuyla ilgili ve erken seçim beklentisiyle ilgili bölüm. Bunu en sonda değerlendirelim. Onun dışında iki bölüm başlığı var. Bunlardan bir tanesini 4-5 ayda bir soruyoruz, her ay sormuyoruz. Soru şu, ana başlık olarak söylüyorum, biraz sonra detaylarına gireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir ya da birden fazla kere oy veren seçmene AK Parti'ye niçin oy vermiyorsunuz artık diye, eğer vermiyorsa, veriyorsa zaten devam ediyor. Bu soruyu sorduk. Yani AK Parti odaklı 3-4 tane temel sorumuz var. Bir başka bölüm konu başlığı olarak da son dönemde bütün vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren ekonomi konu başlığı var. İster ekonomi üzerinden ister AK Parti üzerinden gidelim. Sonra en son biraz önce söylediğim konu sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Takdir yine de sizin. Yok öbür türlü yapalım derseniz de ben size uyarım üstadım. Siz bizim misafirimizsiniz. Siz nasıl sona bırakmak istiyorsanız size bırakalım. Ama ben tabii konunun akışına göre farklı soru çıkarabilir, belki öne getirebilirim. Hiçbir mahsuru yok o konuda. Öncelikli olarak şunu söyleyelim. O zaman ekonomi üzerinden bir genel değerlendirme yapalım. Biz vatandaşa ekonomiyle ilgili sorular sorduk bu anlamda. Bunu anlayabilmek için sorduğumuz ilk soru şu oldu: size göre ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir diye sorduk. Bu farklı zamanlarda değişiklik gösteriyor ama son yıllarda ya da son aylarda ekonomik sorunlar ilk sırada çıktı. Ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunlar başlığı altında. Öyle ki 5750 kişinin 3105 kişisi, yani %54'ü ekonomik sorunları ülkenin öncelikli çözülmesi gereken sorunu olarak ifade etti. Arkadaşlar ekonomik lütfen anketleri de ekrana yansıtalım. Evet. Burada ekonomik sorun hayat pahalılığı, işsizlik vesaire üzerine yoğunlaşan konu başlıkları var. Dolayısıyla toplumun yarısından fazlası ekonomik sorunları önceliyor. İkinci sırada eğitim öğretim, bu dünya genelindeki pandeminin etkisiyle eğitim öğretim ve kültürel sorunlar öne çıkıyor, %16'lık bir kesim.
%14'lük bir kesim göçmenler konusunu, 805 kişi göçmenleri öncelemiş. Tabii bu diğer konuların o insanların sorunu olmadığını söylemiyor bize. Sadece öncelikli sadece bir tanesini söylerseniz nedir diye söyledik. Göçmenleri söylemiş. %10'luk bir kesimde adaletsizlik ve ahlaki sorunları öne çıkarmış. %6'lık bir kesimde diğerleri başlığı altında bir cevap vermiş. Size göre mevcut hükümet önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilir mi diye sorduk. Çözebilir diyenler 5750 kişi içerisinde sadece %19, 1093 kişi çözebilir demiş. Bu aslında aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın çekirdek oyunu da gösteriyor bize. Bize hocam, göre yani. Hocam hemen bir şey soracağım. Bu %19'un içerisinde, muhalefetin içerisinde bulunan seçmenin oranı da var mı %19 içerisinde? Muhalif seçmen iktidarın çözebileceğini düşünmüyor sorunu. Çok net söyleyelim. Evet hocam. Hemen hemen hiç yok yani. Çok istisna, kayda değer olmayan 3-5 kişinin varlığı bir anlam ifade etmez. Kısmen çözebilir diyenler %16'lık kesim. Bunun ikisini topladığımızda %35'lik bir kesim yapıyor. %54 ise iktidar önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözemez diyor bize. %54. Dikkat ederseniz biraz önce de %54 öncelikli sorunun ekonomi olduğunu söylüyordu. %11'de kararsız bir seçmen kitlesi var. Bu kararsız, soruyla ilgili. Kararsız seçmen kitlesi kimin kitlesi sevgili hocam? Genellikle farklı nedenlerden dolayı düşüncesini sorularda söylemek istemeyen seçmen diyoruz biz ona. Yani aslında tümüyle mutlak anlamda kararsız olduğundan değil. Kararsız seçmen genel itibariyle farklı endişelerinden dolayı kararını söylemeyen seçmendir. Yoksa Türkiye gibi vatandaşın çok politize olduğu ülkelerde kararsız oranları çok yüksek olmaz. Önce onu söylemiş olalım. Yani bazı arkadaşların, onu en sonda aslında anlatacaktım ama şimdi sorduğun için söyleyeyim. Siyasi sorularda kararsız oranını bazı arkadaşlarımız çok yüksek gösteriyorlar. Bu doğru bir değerlendirme değil. Arkadaşlar da kötü niyetle söylemiyorlar. Sadece teknik bir eksiklikten dolayı böyle söylendiğini zannediyorum. Türkiye'de sandığa gitmeyen bir seçmen kitlesi var ki bunun oranı %15-17 bantındadır. Yani Türkiye'de sandığa gitme oranı 85 ya da 83'lerde kalıyor genelde. Bu seçmen kararsız değil. Bu seçmen kararlı, sandığa gitmeme konusunda kararlı bir seçmen. Sandığa gitmeyecek adama hangi partiye oy vereceksin diye soru sorulmaz zaten. Dolayısıyla bizim bu araştırmamızda siyasi soru sorduğumuz insanlar sandığa gideceğini söyleyen seçmenler. Dolayısıyla sandığa gideceği halde kararsız olanların oranı %10'u geçmez çok fazla. Bunu öncelikle belirtmiş olalım. Yani eğer sandığa gitmeyen protest seçmenle kararsızları bir arada tutarsak bu doğru bir tercih olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz ekonomi sorularına devam edelim. Size göre muhalefetin hükümet olması durumunda ülkemizin ekonomik sorunlarını muhalefet çözebilir mi diye sorduk. Burada da çok tatmin edici bir cevap yok. İktidara kızıyor vatandaş ama muhalefette de çok ikna olmuş değil. Çözemez diyenler %38, kısmen çözebilir diyenler %26, çözebilir diyenler %25. Yani vatandaş hala muhalefetin de ekonomiyi çok iyi çözebileceği konusunda ikna olmuş değil. Ama oradaki oranın halifin toplamı %51 ama kısmen çözebilir ve çözebilir tabii, oranında. Elbette iktidardan fazla, kesinlikle fazla ama bir şey için söylüyorum bunu. Bunu özellikle sor, zaten sizden kaçmayacağını anladım. Burada şu çok önemli Ali Bey. Muhalefet madem ki iktidar olmak istiyor, öyleyse vatandaşa nereden ulaşacak? Belli ki ekonomi üzerinden ulaşması gerekiyor. Yani en önemli sorun ekonomi olduğu için buradan ulaşacak. Muhalefetin ekonomi kadrolarını mutlaka güçlendirmesi, vatandaşın karşısına ekonomik sorunları çözebilecek bir kadrosunun, projesinin, stratejisinin olduğuna vatandaşı inandırması gerekiyor. Vatandaşın desteğini isteyen muhalefet şu değerlendirmeyi yapıyor zaman zaman parti liderleriyle yapmış olduğum görüşmelerde. Diyorlar ki yani madem ki iktidar bu kadar ya da ekonomi konusunda başta olmak üzere vatandaş iktidara kızıyor. Neden muhalefetin yanına gelmiyor? O zaman işte bu sorunun cevabı burada yatıyor. Siz vatandaşı yeterince ikna edici, ekonomi konusunda onların sorunlarını çözücü bir
doğru proje ve strateji sunamıyorsunuz demektir. Bir diğer soru sorduk. Genel anlamda düşündüğünüzde size göre Türkiye'de ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye sorduk. Bu soruları birden fazla sormamızın nedeni Ali Bey, kendi içerisinde de bir çek etmeye çalışıyoruz. Yani vatandaş bizim araştırmamıza katıldığında sorumuzu tam anlıyor mu, eksik mi anlıyor? Ve aynı soruyu farklı şekillerde sorduğumuzda acaba kanaat devam ediyor mu etmiyor mu anlamaya çalışıyoruz. Ve bunun için şu soruyu sorduk. Genel anlamda düşündüğünüzde size göre Türkiye'de ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye sorduğumuzda kötüye gidiyor diyenlerin oranı %51. Dikkat edin, biraz önce sizin gördüğünüz %51 işte burada duruyor. Ne iyiye ne kötüye gidiyor diyenlerin oranı %21. Bunlar gelir durumları stabil olan insanlar büyük oranda. %18 ise iyiye gidiyor diyor. Hatırlayın, biraz önce konuştuk. %19'luk bir şekilde kadrodan bahsettik. Burada da %18 çıktı. Aslında tam da burada çözebilir diyen 35 oranıyla aslında şeyle de bu 35-38 oranı da birbirine denk düşüyor. Yani bu şunu gösteriyor. Bugünkü Cumhur İttifakı'nın ve iktidarın toplumsal tabanının 35-38'lerde olduğunu gösteriyor. Ben öyle okuyorum en azından. Evet, tam da bu. Yani kötüye gidiyor diyenlerle biraz önce söylediğiniz şeyleri söyleyen insanlar örtüşüyor burada. Dolayısıyla bizim seçmen noktasında baktığımızda seçmenin tutarlı bir yaklaşım ortaya koyduğunu, bizim araştırmamızın da kendi içerisinde tutarlı olduğunu görmemiz açısından önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir başka soru sorduk. Ekonomi kötüye gidiyor diyenlere sorduk bunu. Biraz önce ekonomi kötü diyenlere sorduk. Neden kötüye gidiyor? Ekonomi size göre kötüye gidiyorsa ekonominin kötüye gitme sebebi nedir diye sorduk. Bu ekonomi kötüye gidiyor diyenlerin %64'ü, yani 3'te 2'lik bir kesim aşağı yukarı, hükümet ekonomiyi iyi yönetemiyor dedi. %13'lük bir kesim suçu Cumhurbaşkanı hükümet sistemine bağlıyor. Durumu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle özetlenir diye bir soru sorduk. Son 6 ayda katılımcıların %63'ü ekonomik bozuldu dedi. %22'si ekonomik durumumuz değişmedi dedi. Bu %22'lik stabil bir seçmen kitlesini görmüştük. %5 ekonomik durumumuz daha iyi oldu dedi. Ben doğrusu bu daha iyi oldu diyenlerin özellikle pandemi sürecindeki bazı yeni iş kolları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda krizin fırsata çevrildiği meslekler olabiliyor. Mesela kurye işleri, mesela işte uzaktan eğitim işleri vesaire gibi. Dolayısıyla %5'lik durumumuz daha iyi oldu diyenler var. Sadece %10 yine burada da görüşünü ifade etmemiş. Sevgili hocam, bir soru daha sorduk. Şu anki gelirinizi aşağıdaki ifadelerden hangisi özetlemektedir? Şu anki gelirimle tüm ihtiyaçlarımı yeterince karşılıyorum ve tasarrufta yapabiliyorum diyenlerin oranı %6. %21 şu anki gelirimle tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum ama tasarruf yapamıyorum diyor %21. %31 ise şu anki gelirimle ancak temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Yani rahat yaşayamıyorum, ciddi anlamda endişelerim var diyor. %32 ise şu anki gelirimle temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyor. Yani 3 kişiden birisi ülkede temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Dün bir veri yayınlandı. Dikkatiniz. Yoksulluk, ailenin yoksulluk gelir ölçütü olarak 10 bin liranın üzerinde bir gelirinin olması gerekiyormuş. Yani bizlerin yoksul olabilmesi için bile epey çalışması gerekiyor anladığım kadarıyla ülke olarak. Şimdi bu anlattıklarınıza baktığımda sevgili hocam, yani 50-21-30 bandına toplayınca 51-57 civarında aslında geçinebilen, tasarruf yapabilen ve sorun yaşamayan bir topluluk görüyoruz. Değil mi? Yanlış mı? Yani rakamlarınız açısından sonra 57-43'ün durumu kötü. Evet, yani genel itibariyle biz şöyle diyelim, bir ortak nokta olarak Türkiye'nin yarısı ciddi anlamda kendisini sıkıntıda görüyor ama geri kalan yarısı da bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Dolayısıyla bu yarı bölüm aslında bir yönüyle çok önemli bir mesaj veriyor bize. Son yıllarda Türkiye'deki seçimlerin birbirine çok yakın sonuçlarla bitmesinin
sebeplerinden birisi kesinlikle bu olabilir. Öncelikle onu düşünmek lazım. Şimdi şeyi soracağım hocam, bu %30 geçinebiliyorum diyen hangi toplumsal kesimden olduğunu görüyor musunuz? Hangi sınıftan? Tabii şöyle, özellikle Türkiye'de ticaret erbabı, yani en azından işte müteahhit gruplar vesaire falan. Tabii bir de bu kesimler daha çok kendilerini geçmişle mukayese edenler. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı pek çok söyleminde geriye dönük atıflarda bulunuyor. Yani bu biraz da bizim insanımızın çok fazla şükreden, sabreden bir millet oluşundan kaynaklanıyor. Adam diyor ki ben eskiden işte hastaneye gidemiyordum, yollarımız böyle değildi, geçmişte arabamız yoktu vesaire diye kendisini ifade edenler. Yoksa ekonomik anlamda sadece maddi boyutuyla değil. Yani bu meseleyi bir de şöyle düşünün. Bir taraftan hani dikkatimizi çekiyor, bir taraftan ciddi ekonomik sıkıntısı olan insanların videolarını falan izliyoruz ya da sağımızda solumuzda görüyoruz. Ama bir taraftan da gidiyorsunuz, çok pahalı kafelerde oturacak yer yok ya da işte trafikte çok pahalı araçların olduğunu ya da araba almak istediğinizde 3-5 ay sonrasına ancak paranızı verdiğiniz halde bile alamadığınızı, yani bir taraftan da böyle bir kesim olduğunu görüyorsunuz. Bu iki kesimin ortasında bir fotoğrafla Türkiye karşı karşıya.